2022 yılının başından bu yana türlü sektörlerde çalışan işçilerin direniş sesleri yankılanıyor. Yılın başından bu yana çok önemli sektörlerdeki direnişlere, eylemlere şahit olduk. Trendyol'da iş bırakmalar. Gemi söküm işçilerinin eylemleri. İstanbul'daki belediyeler başta olmak üzere toplu iş sözleşmelerine karşı yapılan grevler, yemek sepeti bana bir kuryeleri eylemleri, saymakla bitmiyor. Kış aylarında içimizi ısıtan eylemlerdi bunlar. Hala direnmeye devam eden Samsun Bat işçileri. Yaşasın sınıf dayanışması. ETF tekstil işçileri. Emek hırsızı. Her gün yeni haksızlıklara karşı kıpırdanan kuryelerin eylemleri. Kadıköy Belediye işçileri. Kurtuluşa tek başına ya hep beraber ben hiçbir. Ağaç AŞ'deki ve daha birçok sektördeki direnişler. İBB nerede? Ağaç AŞ burada. Ülkenin dört bir yanından direniş sesleri geliyor. 2022 yılı işçilerin direnişleriyle geldi ve devam ediyor. Ölmek var, ölmek yok. Ölmek var, ölmek yok. Emekçiler örgütleniyor, yan yana geliyor, dayanışıyor ve mücadele ediyor. Bazen paragöz bir patronun işleri daha az işçiyle çözmek ve daha fazla kâr etmek için insanları haksız yere işten atması, bazen bir iş yerinde sefalet düzeyinde ücretleri kabul etmeyenlerin itirazları, bunlar Türkiye'de direnişleri başlatan unsurlardan sadece birkaçı. Özellikle pandemiyle birlikte esnek, uzaktan, evden çalışma, parça başı gibi çalışma biçimleri çok yaygınlaştı. Yaygınlaşan bu çalışma biçimleri birçok sorunu da gözler önüne sermiş oldu. Ve bu durum direnişlerin artmasına sebep oldu. Bir yanıyla da bugün artık yeter dedirten kriz, işçilerin artık yan yana gelmekten ve mücadele etmekten başka seçeneği olmadığını gösterdi ve direnişler büyüdü. Evet, saydığımız tüm sektörlerde, şirketlerde işçiler direndi, direniyor. Peki bu direnişler işçilere ne kazandırıyor? Talepleri karşılanıyor mu, yoksa boş yere mi direnmiş oluyorlar? Direnişler toplumda nasıl bir karşılık buluyor? Sanırım direnişlerin en büyük kazanımı, o iş yerinde çalışan işçilerin direnişe dair korkularını yenmesi, cesaret kazanması. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya işçimiz. Ve bir sonraki direnişe, eyleme hazır olmalarını, yenisi için yan yana gelebilmelerini sağlıyor. Örneğin, o iş yerinde artık bir dayanışma ağı ya da iş yeri komitesi kurulduğunda, patronların bir sonraki haksızlığına karşı işçilerin hazır olmalarını sağlıyor. İşten çıkarmalar son bulmalı, işten çıkarma listeleri yırtılıp atılmalıdır. Maaşlarda ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar da gözetilerek bizlerin insanca yaşayabilecekleri ve geçinebilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır. Samsun Bat İşçi Komitesi. Bu nedenle rahatlıkla söyleyebiliriz ki kazanımı olmayan hiçbir direniş yoktur. Ve biliyoruz ki işçiler yan yana geldikleri her başlıkta kesinlikle haklılar. Direnen tüm işçiler yüksek morallerle çıkıyorlar. Toplumu da bu anlamda motivasyon sağlıyor. Hepimize geleceğin umutlu olduğunu, geleceğin işçi ellerimizde olduğunu tekrar ve tekrar gösteriyor. Direne kazanacağız. Haksızlığa boyun eğmemek mümkündür. Çok basit taleplerimiz için örgütleniyor ve direniyoruz. Direndiğimizde yalnız olmadığımızı görüyoruz. Toplumda çoğalan umut bize destek olarak geri dönüyor. İşçilerin parasını ödemeden fabrikayı kapatıp kaçan ETF tekstil patronu Sanem Dikmen hayatına yeni yatırımlarla devam ederken işçiler hakları için fabrika önünde direnmeye devam ediyorlar. Sanem Dikmen polisin de desteğiyle fabrikadaki malları işçilerden kaçırıyor. Direnişler toplumda mutlaka karşılık buluyor ve tepkiler artıyor. Yine
Yemek Sepeti, Getir gibi şirketlerde işçiler hakları için direndiğinde toplumdan da artık sipariş vermiyoruz, uygulamayı siliyoruz sesleri yükseliyor. En son tanık olduğumuz örneklerden biri de Getir kuryelerin direnişi oldu. Kuryelerin sigorta primlerini ödemek istemeyen, iş cinayetlerindeki sorumluluğundan sıyrılmak isteyen, tazminat dahi ödemek istemeyen patronlar, kendi işinin patronu ol sloganıyla sigortalı işçi olan kuryeleri esnaf kurye modelinde çalışmaya zorladı. Mecbur bıraktı. Anlatılan masala göre kurye işçiler artık kendi işlerinin patronu olarak çalışacak, çalışma saatlerini kendileri belirleyecek, daha çok para kazanacak ve başlarına bir patron olmayacaktı. Ancak çok geçmeden esnaf kuryeliğin işçilere pazarlanan bir palavra olduğu ortaya çıktı. Burada evimiz 30 yaşındayız ve çoğumuzun hepimizi geçindirdiği bir ev var. Düşün, kar yağarken 17 saat sabah 8'de gelip akşam 7'de şu çocuk bir fil izinsiz çalışıyordu. Ayaklarımız dola dola. Buna rağmen o kadar günlerde biz onlara destek olduk. En basit söyleyeyim, kendi başıma geldi. Bir tane siteye gittim. O kadar soğuk artık ellerim derman tutmuyor, ayakkabılarım ıslandı. Yerde ısıtma olduğunu fark ettim. Ayakkabıları falan çıkarttım. İtiraf aldım. Kimse yok da rezil olmak istemiyor. O kadar soğuk ki. Yere yattım. Önce ayaklarımı ısıttım. Sırtımı ısıttım. Yine ısıttım. Gersen geri tekrar etrafa bakıp geri motora bindim. Bu şartlarda çalışıyoruz. Neredeyse 2 yıldır tüm şirketlerde kuryeler irili ufaklı direnişlere geçtiler. Çünkü esnaf kuryelik köleliğin ta kendisiydi. İşte Getir kuryeleri tam da böyle bir direnişle yaz sıcaklarında bize bir kez daha umut oldular. Getir'in Ankara Çayyolu deposunda çalışan kuryeler Temmuz ayında açıklanan 1 liralık zammı kabul etmediler. İstedikleri zam oranı %40'tı ve bu oranı alana kadar çalışmayacaklarını duyurdular. Patronların ensesindeyiz olarak Getir kuryelerinin haklı direnişlerinde yanlarında olduk. Çayyolu'na giderek birlikte ne yapabiliriz'i konuştuk. İstenilen oranda zam yapılması başta olmak üzere çalışma koşullarına dair birçok talep oluşturup kuryelerle birlikte depo sahipleriyle görüşmeye gittik. Depo sahipleri Türkiye'deki tüm depo sahiplerinin toplanacağını, talepleri karşılayıp karşılamayacaklarını bu toplantı sonrası ileteceklerini söylediler. Ve bu sırada da işçilerden de hemen işbaşı yapmalarını istediler. Ama kuryelerin bekleyecek zamanı, biraz daha oyalanacak vakti yoktu. Yanıt gelene kadar işe başlamayacaklarını ileterek beklemeye başladılar. Depo sahipleri toplantı sonrası ancak 1 TL daha zam yapabileceklerini, başkaca bir iyileştirme olmayacağını ilettiler. Kuryeler bu komik zam önerisine karşı direnişe devam edecekleri yanıtını verdiler. Depo sahiplerinin cevabı hazırdı. Bu talep tüm depolardan gelmeliydi ki talepler yerine getirilsin. İşçiler diğer depoları dolaşarak diğer kuryelerle konuşmaya ve direnişi büyütmeye karar verdiler. Çalışmıyoruz, kontak kapattık. Sizden zemle ricam, bu çağrımıza sessiz kalmayın, korkmayın. Bizlere destek verin ki hepimiz hakkımızı alalım. Ne şartlar altında çalıştığımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Korkmayın, bizi işten atarlar, ederler diye. Arkamızda gerçekten duran insanlar var. Ve bir ses çıkartmadığımız sürece hiç kimse bir şey yapmayacak. Bu durumu kabul edip bu şekilde kapatıp devam edecekler. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Hepimiz hakkımızı aramamızı istiyoruz. Sizleri bu konuda da destek olun, yardımcı olun. Ki hakkımızı alabilirim. Hak ettiğimiz her şeyi ellerinden alalım. Ertesi gün Ankara'da yaklaşık 40 depoyu patronların ensesindeyiz gönüllüleri ile gezen Getir kuryeleri seslerini çok hızlıca duyurmuş, sosyal medyadan, mahallelerden destekler gelmeye başlamıştı. Ankara'da yüzlerce işçi taleplerini ve nasıl direneceklerini konuşuyor, diğer illerdeki depolarda bu direniş için yan yana gelmeye başlıyordu. Hem depo sahiplerine hem de Getir merkeze seslenen kuryeler talepleri karşılanıncaya kadar çalışmayacaklarını bu kez de tüm depolarla birlikte, bu kez daha kalabalık, daha güçlü bir şekilde ilan ettiler. Bunun üzerine Getir merkez gerekeni yapacağına dair açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve ertesi gün Çayyolu depo başta olmak üzere tek tek depo sahiplerinden işçilerin taleplerini kabul ettiklerine dair açıklamalar geldi. Bu kez patronlar işçilerin direnişine boyun eğmek zorunda kalmıştı. Ve Çayyolu, Mamak, Abidinpaşa, İncesu depolarında çalışan kuryeler kazandı. Diğer depolarda olan bütün arkadaşlara diyeceğim şu, kararlılık ve birbirinizin arkasında durmanız yeterli olacaktır. Bir kişi bile vazgeçerse emin olun bu iş olmuyor. Biz birbirimizin arkasında durduk ve bunu beraber başardık. Hepinizin yine biz bu depo olarak arkasındayız. Yine beraber siz de başarabilirsiniz arkadaşlar. Bravo! Bravo! Kuryeler kazandı, evet. Ama bugün
Patronlar işçilerin bir cebine koyup diğer cebinden kat kat almayı sürdürüyor. Sömürü devam ediyor. Bu sebeple getir kuryeleri ileride yaşanacak haksızlıklara karşı dayanışma ağları, iş yeri komiteleri kuruyor ve mücadeleye çok daha güçlü ve örgütlü bir şekilde devam ediyor. Artık iş yerlerinde kurye dayanışma ağları var. Kadıköy'de, Seferihisar'da, Ankara'da, Mersin'de, diğer şirketlerden kuryelerin de yer aldığı dayanışma ağları kuruldu. Getir kuryelerinin zaferinin ardından yemek sepeti kuryeleri de benzer bir direniş için yan yana gelmeye başlamıştı ki, daha harekete geçmeden yalnızca birkaç kez toplanan kuryelerden korkan yemek sepeti patronları işçilerin istediği zammı vermek zorunda kaldı. İşte direnişler bu anlamıyla da çok kıymetli ve vazgeçilmezdir. Haksızlığa uğrayan başka sektörlerdeki işçilerin harekete geçmesine, korkularını yenmesine, gücün aslında kendi ellerinde olduğunu görmelerine örnek olurlar. Özellikle bugünlerde haksızlıklara daha çok maruz kalırken, yaşamak biz işçiler için her gün daha da zor hale gelirken, birlikte mücadele etmemizi sağlayan örnekler de artıyor. Direnişler geleceğe dair umudu arttırıyor. Karanlıkların aydınlığa elbet çıkacağını gösteriyor. Bu örnekler bazen ücret zammını kabul ettirmek, bazen iş yerine yatakhanedeki pireyi temizletmekle başlar. Ama en nihayetinde kazanan tüm işçiler olur.